Evet, şimdiki konumuz enerji dönüşümleri arkadaşlar. Enerji dönüşümlerinde fotosentezle başlıyoruz. Fotosentez dediğimiz şey az önce de bahsetmiştik. Üreticiler ne yapar demiştik? Fotosentez yaparak kendi besini ve oksijenini üretirler diye bahsetmiştik. Peki bu kendi besini ve oksijenini nasıl üretiyorlar? Fotosentez dediğimiz olay canlının güneş enerjisini kullanarak ve doğadaki karbondioksiti, yani havada bulunan karbondioksiti ve toprakta bulunan suyu kökleri yardımıyla alarak besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez diyoruz. Fotosentezi yapması için yeşil bitkiler diyoruz genelde. Peki neden yeşil bitkiler? Çünkü fotosentezde güneş ışığı ya da herhangi bir yapay ışık kullanılması lazım. Yani güneş ışığı zorunlu değil, yapay ışıkta da gerçekleşiyor. Güneş ışığını alan canlı bunu direkt kullanamayacağı için kimyasal enerjiye çevirmesi gerekiyor ve kimyasal enerjiye çevirmesine yardımcı olan madde ise klorofil dediğimiz kloroplast organelinde bulunan ve bitkiye yani canlıya yeşil rengini veren organel. Bu klorofil maddesi güneş ışığını kimyasal enerjiye çevirerek bitkinin karbondioksit ve suyu kullanıp besin ve oksijen üretmesini sağlıyor. Sadece fotosentezi bitkiler yapmıyor. Mavi yeşil algler, Euglena ve Siona bakteriler de yapıyor. Peki bunlarda bitki değil, kloroplast yok. Neden klorofil bulunuyor? İşte bu canlılarda ilkel canlılar olarak geçiyorlar ve sitoplazmada klorofil serbest halde bulunuyor ve bunun çok olduğu yerlerde fotosentez yapmalarını sağlıyor. Şurada da göreceğimiz az önce bahsettiğimiz fotosentez denklemimiz var. Bu denklemi defterinize bu şekilde yazabilirsiniz. Karbondioksit suyu kullanıyor. Güneş olmazsa olmazımız. Klorofil yardımıyla nerede bulunuyordu klorofil? Kloroplast organelinde bunu besin dediğimiz glikoza ve oksijene çeviriyor. Şimdi fotosentez hızını etki eden bazı faktörlerimiz var. Bu faktörleri biz iç dış faktörler olarak ayırıyoruz. Dış faktör dediğimiz çevresel faktörler, iç faktör dediğimiz ise genetik faktörlerimiz. Genetik faktörlerimiz canlının yani bitkinin yaprak şekli, yaprak sayısı, klorofil miktarı, enzim miktarı ve gözenek sayısı dediğimiz karbondioksit alması için gerekli olan gözeneklerinin sayısı. Ve anlayacağımız üzere bunların hepsi ne kadar artarsa fotosentez hızım da bu kadar hızlı olmuş olur. Yani yaprak sayım ne kadar fazlaysa bu klorofil miktarının da o kadar fazla olduğunu verir ve gözenek sayım da fazla olmuş olur ve hepsiyle doğru orantılı olarak fotosentez hızım artar. Dış faktörler dediğimiz faktörler ise ışık rengi, ışık şiddeti, karbondioksit miktarı, su miktarı, sıcaklık ve mineral miktarları olarak verebiliriz. Şimdi bunları tek tek bir inceleyelim. Işık rengi dediğimiz fotosentez hızını etkileyen geçen seneden hatırlayacağımız kutu sayamam renklerimiz vardı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar geçen sene ne demiştik ışık ünitemizde? Canlı ya da madde kendi rengini yansıtır, diğer renkleri soğurur demiştik. O yüzden yeşil ışıkta en az hıza ulaşır fotosentez. Çünkü bitki yeşil olduğu için ve gelen ışıkta yeşil olacağı için bitki bu rengin hepsini neredeyse yansıtır. Bu yüzden vücudunda yani yapısında ışık kalmayacağı için fotosentez hızı çok yavaş olur. En fazla ise kırmızı, daha sonra mor ışıktadır ya da turuncu ışıkta diyebiliriz. Çünkü bunlar yeşil bitkiler tarafından birçoğu soğurulduğu için fotosentez bu renklerde daha hızlı olur. Işık şiddeti diğer bir faktörüm. Işık şiddeti dediğim yüksek ışık ve düşük ışık olarak ayırabiliriz. Ne dedik fotosentez için? Işık gerekli dedik ve ışık ne kadar fazla olursa o kadar çok hızlı gerçekleşir. Yüksek şiddetli ışık dediğimiz daha çok böyle öğlen saatlerinde gerçekleşen ışıktır. Neden? Çünkü öğlen saatlerinde daha dik ve daha enerjili geleceği için güneş ışığı. O yüzden yüksek şiddetli ışık öğle saatlerinde daha fazladır. Ve bir yerden sonra ışık şiddeti artsa da fotosentez hızım ne olur? Yerinde sabit kalır.
Diğer bir faktör olarak karbondioksit ve su miktarını verebiliriz. Bir önceki kartımızda gördüğümüz gibi karbondioksit ve suyu kullandığı için fotosentez yaparken canlı ne kadar fazla olursa bu iki madde o kadar fotosentez hızım fazla olur ki daha rahat fotosentez yapabilsin. Ve yine aynı şekilde bir süre sonra sabit olarak devam eder. Çünkü artık canlı alabileceği kadar suyu ve karbondioksiti almıştır. Son olarak sıcaklık dedik. Fotosenteze yardımcı olan bazı enzimlerimiz var demiştik. O enzimler her sıcaklıkta çalışmaz. Çok düşük sıcaklıkta ve çok yüksek sıcaklıklarda enzimler görevini yapamaz hale gelir ve ölürler. Bu yüzden en fazla fotosentez 25-30 derece dediğimiz enzimlerin en rahat yaşayabildiği derecelerde gerçekleşir. Şimdi ise fotosentezin canlılar için öneminden bahsedeceğiz. Fotosentez olayı doğadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlıyor. Nasıl? Benim ürettiğim yani insanlar ve diğer tüketiciler tarafından üretilen karbondioksiti alarak oksijene çeviriyor ve bu sayede bu dengeyi doğada korumuş oluyor. Fotosentezle üretilen besinler canlıların yaşamı sürdürmesi için gerekli. Çünkü ben besin olmazsa, enerji olmazsa ne yapamam? Yaşayamam. Çünkü tüketecek bir şey bulamazsam aç kalırız ve bu yüzden yaşamımı sürdürmem için fotosentez benim için çok gerekli. Fotosentez olayı sayesinde güneş enerjisi diğer canlıların kullanabileceği hale gelir. Çünkü ne demiştik? Güneş enerjisi canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Bu kimyasal enerjiye çevrilmelidir ve bunu çeviren tek madde ise klorofil olduğu için bitki bize bunu çevirip kullanabileceğimiz hale getirmiş olur. Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür dedik ve son olarak ışık enerjisinin kullanıldığı tek biyolojik olaydır. Çünkü klorofil bir tek bu canlılarda bulunur. Şimdi gelelim canlıların yani bitkilerin yapmış olduğu fotosentezden bahsettik. Şimdi ise diğer canlıların yapmış olduğu solunum olayından bahsedeceğiz. Solunum dediğimiz şey nasıl ki bitki kendi hayatını devam ettirmek için enerjisini kazanmak için fotosentez yapıyorsa ben de enerjimi kazanmak için solunum yapmalıyım. Solunum dediğim olayda en büyük sebep enerji elde etmektir. Yani enerji elde etmek için ben solunum yaparım ve yaptığım bu enerji ATP molekülünde saklanır. Yani ATP molekülü dediğim adenozin trifosfat molekülünde depo edilir. Peki bu adenozin trifosfat dediğimiz şey ne? İkinci üniteden hatırlayacağız. Bir nükleotit çizmiştik. İşte organik baz, şekerim ve fosfatım olan. O yapıya benzer bir yapı aslında. Sadece burada fosfat sayım 3 tane. Ve bu fosfatlar arasında şurada göreceğimiz tırtıklı yerlerde yüksek enerjili bağlar bulunuyor. İşte bu üretilen enerji ATP'de ne yapılıyor? Depolanıyor ve bu fosfatlar arasındaki yüksek enerjili bağlar koparak benim vücudum için gerekli olan ATP yani enerji açığa çıkmış oluyor. Tüm canlılarda gece gündüz gerçekleşir diyoruz. Gece ve gündüz solunum yapıyoruz ama fotosentez ne zaman oluyordu? Sadece güneş olan zamanlarda yani daha çok gündüz zamanlarında yapılıyor diyoruz. Ve burada kullandığımız bu üretilen ATP'ler ise tüm yaşamsal faaliyetlerimizde işte yürümemiz, koşmamız, yemek yememiz, uyumamızda bile bize fayda sağlıyor. O yüzden çok gerekli bir durum aslında. Bu solunumu oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olarak ikiye ayırıyoruz. Oksijenli solunum adı üstünde besinlerin oksijen kullanılarak tepkimesidir aslında. Bu oksijen eğer girenlerdeyse gördüğümüz üzere bu bir kimyasal tepkime ve girenlerdeyse ne demiştik biz bu tepkimeye? Yanma tepkimesi demiştik. O yüzden oksijenli solunumun diğer bir tanımı olarak da besinlerin oksijenle yakılması olarak da aslında bahsedilebilir. Besinleri oksijenle yakılarak karbondioksit ve su çıkartıyoruz ve bunun sonucunda bir de ATP üretiyoruz yani enerji üretiyoruz. Aslında baktığımızda bu denklemde neyi görüyoruz? Fotosentez olayının tam tersi olduğuna. Yani fotosentezde bitkinin kullanacağı karbondioksit ve suyu kim üretmiş oluyor aslında? Solunumla birlikte, oksijenli solunumla insanlar ya da diğer tüketiciler üretmiş oluyor.
Oksijenli solunum basit hücreli canlılarda sitoplazmada, gelişmiş hücreli biz gibi canlılarda ise mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondride de yine geçen seneden hatırlayacağız. Bize ne veriyordu aslında? Enerji veren bir organeldi. Buradan da enerji ürettiğimizi ne yapabiliriz? Görebiliriz. Yani enerji mitokondri olarak kafamızda kodlayabiliriz. Oksijensiz solunum dediğimiz ise diğer adıyla fermantasyon, besinlerin hücre içerisindeki maddeleri oksijen kullanmadan sadece enzim yardımıyla parçalaması ve bu şekilde enerji üretmesine deniyor. Oksijensiz solunum genelde laktik asit ve etil alkol olarak iki kısımda inceleniyor. Laktik asit dediğimiz besinler yine enzimde parçalanıyor. Sonucunda laktik asit dediğim bir maddeyi çıkartıyor ve tabii ki yine enerji üretiyorum. Buradaki laktik asit dememin sebebi hani şey hatırlayabiliriz. Böyle çok ayran içtiğimizde, çok yoğurt yediğimizde uykumuz, yorgunluk oluyor ya, böyle uykumuz geliyor. İşte onun sebebi bu tür maddelerde laktik asit bulunduğu için ve çizgili kaslarımda yapılan bu oksijensiz solunum bende yorgunluğa sebep oluyor. Ya da çok koştuğumuzda, çok hızlı merdiven çıktığımızda, çok hızlı yürüdüğümüzde yine bir yorgunluk, böyle bir uyku hali geliyor spor yaptıktan sonra falan. İşte onun hepsinin sebebi çizgili kaslarımda oksijenli solunum yetersiz kaldığı zamanlarda oksijensiz solunum yapılıyor. Çünkü nefes almak ve solunum yapmak her daim zorundayım. Bu yüzden bu çizgili kaslarda yapılan oksijensiz solunum bana yorgunluk hissi veriyor. Bu yüzden diğer bir adıyla da yorgunluk asidi olarak da aslında biliniyor laktik asit. Etil alkol fermantasyonu dediğimiz şey ise besinlerin yine enzim yardımıyla parçalanarak bu sefer etil alkol üretilmesi ve sonucunda farklı olarak karbondioksit çıkmasıdır. Bu karbondioksit çıkması sonucunda ben ekmeğimi mayalıyorum, sütten yoğurt ya da peynir elde ediyorum ya da sirke yapabiliyorum üzümden veya elmadan. Şarap elde edebiliyorum ya da turşu kurumunda bu çıkan karbondioksit bana yardımcı oluyor. Laktik asit ile etil alkol arasındaki farkım ise bir üretilen ürünlerim, birinde laktik asit, birinde etil alkol çıkıyor. İkinci olarak laktik asitte karbondioksit açığa çıkmazken etil alkol fermantasyonunda karbondioksitim açığa çıkıyor ve tekrar söylüyorum, bu sayede mayalama işlerinin hepsini yapmış oluyorum. Şimdi gelelim fotosentez ile oksijenli solunum arasındaki farklara. Şimdi fotosentez ne dedik? Klorofile sahip canlılarda gerçekleşir dedik. Oksijenli solunum ise enerji gereksinimi olan canlılarda, yani hemen hemen tüm canlılarda gerçekleşiyor. Fotosentez sadece ışıklı ortamlarda, oksijenli solunum ise her ortamda gece gündüz fark etmeksizin gerçekleşebiliyor. Fotosentez karbondioksit ve suyu tüketiyor. Oksijenli solunum ise bunları üretiyor, glikoz ve oksijeni kullanıyor. Birbirlerinin ürünlerinin tersini kullanıyorlar aslında. İlkel canlılarda sitoplazmada gelişiyor fotosentez kloroplast organelinde. Oksijenli solunum ise ilkel canlılarda sitoplazmada, gelişmiş canlılarda ise hem sitoplazma hem mitokondride gerçekleşiyor. Fotosentez ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor. Oksijenli solunum ise depolanan enerji serbest halde geçiyor. Bunun ürettiği enerji direkt bize geçiyor. Fotosentez bitkide madde artışına sebep oluyor. Çünkü bitkinin maddesi, besini ve enerjisi artmış oluyor. Oksijenli solunumda ise madde tüketimi, yani bu üretilen ürünler oksijenli üretimde canlılar tarafından tüketilmiş oluyor. Bunları defterinize ayrı ayrı yazabilirsiniz. Şimdi gelelim oksijenli solunumla oksijensiz solunum, yani solunumların birbiri arasındaki farklara. Oksijenli solunumda en bilindik şey nedir? Oksijen kullanılıyor, oksijen kullanılmıyor oksijensiz solunumda ise. İkinci olarak enerji gereksinimi fazla olan canlılarda gerçekleşiyor. Oksijensiz solunum ise enerjinin çok gerekmediği, böyle az gerektiği zamanlarda kullanılıyor. Oksijenli solunum sitoplazmada ve mitokondride gerçekleşiyor. Oksijensiz solunum ise sadece sitoplazmada gerçekleşiyor. Oksijenli solunumda
Ve oksijensiz solunumda ikisinde de enerji elde ediliyor. Ancak elde edilen enerji oksijenli solunumdan daha az oluyor oksijensiz solunumda. Çünkü oksijenli solunumda biraz daha fazla ATP üretmiş oluyorum. Son olarak oksijenli solunumda glikoz, yağ asitleri ve gliserol gibi temel maddeler kullanırken oksijensiz solunumda sadece glikoz maddesi kullanılıyor.